Flexbox derslerimize başlamadan önce ilk olarak Flexbox'ın ne olduğu hakkında kısa bir bilgi sahibi olalım ve derslerimizi o şekilde görelim. Şimdi ilk olarak Flexbox'ın neden kullanacağız? Buna bakalım. Flexbox 2017'de CSS'e eklenen yeni bir özellik diyebiliriz. Ve amacı tamamen bizim normal klasik CSS'te kullanmış olduğumuz örneğin Float'tan dolayı örneğin Clear ya da Position ve display özelliğini kullanarak yaptığımız konumlandırma ve elemanların varsayılan özellikleri üzerine bir alternatif olarak geldi. Yani bu şekilde bir nesneyi biz yan yana her bir kutunun bir div olduğunu düşünsek ve bir container içerisinde bu divleri yan yana getirmiş olsak bu durumda ne yaparız? Ya bunları bir inline blok elemana çeviririz ya da gelip bunları float left yapar bunları yan yana sıralarız. Bu şekilde işlemlerimizi yapabiliriz tabii ki. Ancak Flexbox özelliğini eğer bilirsek bu işlemi çok daha basit bir şekilde yapabiliyoruz. Tek yapmamız gereken display özelliğini flex'e çevirmek. Flex yaptığımız zaman birçok avantajımız oluyor. Şimdi bu avantajlara bakmadan önce şimdi bizim için bir container gerekiyor. Yani biz bir bölümü hatırlarsınız, bir elemanları bir gruplayıcı bir çerçeve elemanı içerisine alıyoruz. Buna container diyorduk ki burada biz bu çerçeveye flex container diyoruz. Ve flex container içerisindeki her bir eleman ki bu container'a display flex dediğinizde burası flex container oluyor ve dolayısıyla flex container içerisindeki her bir eleman bunlar div olsun ya da A etiketi olsun ya da P etiketi olsun fark etmez. Bunların her bir tanesi otomatikman flex item'a yani bir flex elemanına çevriliyor. Peki container içerisindeki her bir elemanın flex item'a çevrilmesi benim ne işime yarayacak? Örneğin şu şekilde bazı örnekler inceleyebiliriz. Örneğin bir konteyner içerisindeki iki tane divi birini sağa birini sola almak gerçekten çok basit. Ya da flex konteyner içerisindeki flex itemları aralarına belli mesafeler olarak konumlandırmak da çok basit. Ya da yüksekliği olan bir div içerisindeki bütün nesneleri divin en alt kısmını almak ya da tam tersi en üst kısmını almak ya da bu elemanlardan sadece bir tanesini örneğin aşağı almak ya da diğerleri yukarıda olsun diyebiliriz. Bu şekilde elemanları çok esnek bir şekilde hareket ettirebiliyoruz. Tabii ki bunları normal CSS bilgimizde de tabii ki yapabiliriz. Ancak Flexbox kullanarak bunlar gerçekten çok basit. İlerleyen derslerimizde bunların hepsini göreceğiz. Peki şimdi biz bu bölümde hangi konular üzerine odaklanacağız? Yani Flexbox özellikleri nelerdir? İlk olarak bunun bir çerçevesine bakalım ve göreceğimiz konuları daha iyi anlayalım. Tabii ki burada bahsedeceğim özelliklerin kısa özetini yapacağım. Dolayısıyla bu özellikleri tabii ki burada tam olarak anlatmayacağız. Bunların detaylarını ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Örneğin biz bu özellikleri iki gruba ayırabiliriz. Birincisi Flex Container'a verdiğimiz özellikler ve ikincisi ise Flex Container içerisindeki her bir eleman Flex Item oluyor da hatırlarsınız ve bu Flex Item seviyesinde verdiğimiz özellik olarak gruplayabiliriz. Dolayısıyla ilk başta sol tarafta Flex Container için kullanacağımız özellikler ve sağ tarafta ise her bir eleman için kullanabileceğimiz özelliklere bakalım. Peki biz şimdi Flex Container yaptığımız zaman varsayılan olarak bütün elemanlar yan yana yani bir row görüntüsünde sıralanıyor yani yan yana geliyor. Biz bunları Flex Direction özellikleri alt alta sıralayabiliriz. Ya da sıraladığımız elemanları tersten başlatarak sıralatabiliriz. Bunu Flex Direction özelliğiyle göreceğiz. Ya da her bir eleman yan yana geldi ve ben bu konteynerın genişliğini küçülttüğüm zaman bu elemanlar da bu içerik içerisinde kendini daraltarak bu şekilde konumlanacak. Ancak FlexRap özelliğini örneğin rap yaparsak ki bu özelliği şu an tabii ki bilmiyoruz ve bunu rap yaparsak bu her bir eleman konteyner kısaldığı anda alta geçebilir. Ya da Flex Container içerisindeki elemanları yatayda sıralamak için yatay derken buradaki yatay çizgiden bahsediyorum ve bu yatay çizgi boyunca biz bunları hizalamak istersek örneğin bütün elemanları ortaya al ya da başa al ya da sona al gibi ya da aralarında belli mesafeler bırak gibi özellikleri Justify Content ile yapacağız. Bu container seviyesinde. Ve daha sonra Align Items ile tam tersi olarak dikeyde bir hizalamayı nasıl yapacağız? Yani yüksekliği olan bir konteyner içerisinde bütün nesneleri yukarıda grupla, aşağıda grupla ya da ortada grupla gibi özelliklere bakacağız. Ya da bir yüksekliği olan bir konteyner içerisinde bir satır değil de birden fazla row olduğunda, bir satır olduğunda her bir satır arasındaki mesafeleri nasıl ayarlayacağız? Bunlara ise Align Content ile bakacağız. Peki
Konteyner içerisindeki flex itemlar için bakacak olursak eğer align self özelliğiyle her bir elemanı tek tek hareket ettirebiliyoruz. Yani hepsini bir anda konteyner içerisinde hareket ettirebiliyoruz ama konteyner içerisindeki her bir elemanı tek tek hareket ettirmek istediğimizde item seviyesinde, yani bu içerisindeki herhangi bir item'a align self özelliği vererek bunların konumunu konteyner içerisinde hareket ettirebiliriz. Ya da buradaki her bir elemanın sıralaması varsa ne olarak eklediğiniz etiket sırasına göre geliyor. Ancak ben sondaki elemanı başa almak ya da örneğin ortadaki elemanı en başa ya da en sona almak gibi işlemleri order ile, yani sıralama işlemiyle kolay bir şekilde yapabileceğim. Ya da flex grow özelliği ile container büyüdüğü zaman içerisindeki flex itemların ne oranda büyüyeceğini flex grow özelliği ile ya da container'ı daralttığınız zaman İçindeki elemanların hangi oranda daralacağını flex shrink özelliğiyle ya da her bir elemana başlangıçta vereceğiniz genişlik özelliği ise flex base özelliğiyle ayarlanıyor. Ve tabii ki biz bunları tek tek bazen kullanacağız ancak bunların genel kullanımı sadece flex özelliğine tek tek özellik vererek. Örneğin bakın 0 flex grow'a, 1 flex shrink'e ve flex base özelliği ise auto'ya. Yani 3 tane özelliği tek bir satırda flex özelliği de kullanabileceğiz. Peki dediğimiz gibi bu dersimizde Flexbox ile alakalı kısa bir ön bilgi ve hangi konuları göreceğimizi özet olması açısından öğrendik. Ve bir sonraki dersimizden itibaren ise Flexbox kullanımına detaylı olarak başlayalım. Bir önceki dersimizde Flexbox ile alakalı biraz bilgi sahibi olduk. Bu dersimizde ise bir Flexbox container oluşturup belli özelliklerine bakalım. İlk olarak bir tane şöyle container oluşturacağım. Şöyle bir container divi olsun. Bu container divi bizim için bir flex container görevi yapacak. Peki flex container bizim ne işimize yarayacak? Neden bu flex container oluşturuyoruz? Şimdi bu container içerisine şöyle itemlar ekleyelim. Örneğin itemlardan mesela gelip şöyle 4 tane eklemiş olalım. Ve gelip her bir eleman için örneğin şöyle item 1 diyelim. Şöyle aşağıya doğru item 2. Şöyle item 3 ve item 4 olsun. Bu şekilde içeriklerimiz olsun. Şimdi biz gelip tabii bunların şöyle kapsamlarını görmek için burada biraz CSS yazalım. Şimdi ilk başta herhangi bir margin ve padding ile uğraşmak istemediğim için gelip burada direkt margin ve padding'i şöyle sıfırlıyorum. Ve daha sonra container'a ulaşalım. Şöyle container'a ulaşalım. Ve daha sonra şöyle itemlara ulaşalım. Şimdi ilk olarak container'ın kapsamını görmek için şöyle background color'a gelip şöyle gri bir renk verelim. Örneğin F2, F2, F2 diyelim. Ve container şöyle gri bir zemine sahip olsun. Ve bir tane de şöyle gelip padding verelim. Örneğin 15 piksellik bir padding olsun. Ve arka zemini şöyle gri şeklinde görmek istiyoruz ve elemanlarımız varsa ne olarak alt alta, yani bir blok elemanı olduğu için alt alta bu şekilde geldi. Peki itemlar arasındaki mesafeleri de ayıralım. Şöyle padding örneğin şöyle biraz daha mesela şöyle 40 piksellik gibi bir değer verelim. Ve itemlar arasındaki mesafeler de artsın. Ve itemlara da şöyle geri background color verelim. Bunlar da örneğin şöyle bir renk olsun. Şöyle sayfayı yenilediğimizde arasındaki tabii ki mesafeleri de şöyle oluşturalım. Örneğin margin 30 piksel dersek her bir kutu arasındaki mesafe de bu şekilde değişir. Şimdi içerisindeki yazılar ve font büyüklüklerini de şöyle değiştirelim. Şöyle FFF diyelim ve font size'ına ise şöyle gelip örneğin 35 piksel diyelim ve biraz daha büyük olsun. Şöyle biraz daha küçülteyim. Şöyle 25 diyeyim. Şöyle padding değerinde şöyle 30 diyelim ve sayfayı yenileyelim. Bu şekilde bir görüntümüz oldu. Şimdi bu aşamaya kadar zaten bizim bildiğimiz işlemler, bizim elemanlarımız zaten blok olduğu için alt alta geldi. Ve biz de padding değerleriyle bunların kutuların arasındaki, yazılar arasındaki mesafeleri belirttik ve container arasındaki mesafeleri paddingle belirttik gibi. Şimdi bizim şurada gelip container'a şöyle display özelliğine gelip flex dediğimiz zaman bakalım ne olacak? Bunu diyelim ve kaydedelim ve sayfayı yenilediğimiz anda bakın her eleman yayına geldi. Bütün elemanlar blok özelliğini kaybetti. Container içerisinde olan bütün elemanlar blok olma özelliklerini kaybetti ve hepsi dikkat ederseniz inline blok şeklinde hareket etti.
Yani içerikleri kadar yer kapladı ve aynı zamanda varsayılan olarak bunlar yayına geldi. Aynen bu elemanları inline bloğa çevirmiş gibi bir izlenim oldu. Peki ben bu container içerisindeki elemanları artık istediğim gibi hareket ettirebilirim. Bunların arasındaki mesafeleri, bunların yatayda mı, dikeyde mi sıralanması gibi işlemlerin hepsi Flexbox ile gerçekten çok kolay. Şimdi gelelim biz ilk olarak şöyle mesela Flex Direction özelliğine bakalım. Bakın Flex Direction. Şimdi varsayılan olarak bu row'du. Yani bunu eğer row derseniz şu anda satırı kaplar. Yani yan yana gelir bunlar. Ancak gelip buna row reverse derseniz eğer bu bakın tam tersi. Yani hizalamayı item 1'i sağ alarak yaptı bakın. Dikkat ederseniz tam tersi bir sıralama. Ya da şöyle reverse değil de şunu yorum satırı yapalım. Ve burada row değil de bunu şöyle kolon desek. Şöyle kolon ve şöyle sayfayı yenilesek. Bakın her bir eleman alt alta geldi. Ve satır olduğu gibi kapladı dikkat ederseniz. Peki gelip bunu aynen şuradan kopyalayalım ancak yorum satırı yapalım. Ve gelip kolon reverse dersek eğer sayfayı yenilersek bakın hizalamayı bu sefer üstten doğru yaptı. Aynen satırdaki elemanları ters olarak hizaladığımız gibi. Şimdi biz bunu şöyle geri alalım. Şöyle şunu yorum satırı yapalım. Ve bunlar varsayılan özelliği olarak row şeklinde sıralansınlar. Ve bu elemanlardan biraz daha fazlalaştıralım. Gelelim şuradan. Şöyle aşağıya bir sıra daha ekleyelim. Şöyle şunları 5, 6, şöyle 7 ve 8 diyelim. Ve burada 8 tane eleman olsun. Ve burada dikkat ederseniz her bir eleman gene yan yana geldi. Yani sığmayan elemanı bir alta getirmedi ve konteyner kapsamından, flex konteyner kapsamından da dışarıya taştığını elemanların görüyoruz ve küçülttükçe bakın dışarıya taşıdığı elemanların sayısı da artacak. Peki ben böyle olmasını istemiyorum. Ben sığmayan elemanların alta gelmesini istiyorum diyorsanız bu durumda gelip şöyle flex rep özelliği varsayılan olarak no rep şeklinde geliyor. Yani eğer bunu ayarlarsanız şu anda zaten varsayılan olarak hiçbir eleman alta inmeyecek. Ancak alta in diyorsanız bunu gelip rep yapmanız gerekiyor. Sayfayı yenilediğim zaman bakın sığmayan eleman aşağı iner. Yani biz bunu küçülttükçe bakın sığmayan elemanlar aşağıya gelir. Peki burada elemanlar gelirken sıralamanın üstten yapıldığına dikkat edelim. Gelip şöyle şunu da yorum satırı yapalım. Ve şundan aşağıda bir tane daha alalım. Ve rep reverse diyelim. Ve bunu dedikten sonra şöyle sayfayı yenilediğimizde bakın sıralamanın yukarıdan doğru yapıldığına dikkat edin. Yani sığmayan eleman üst tarafa doğru geliyor. Yani aşağılar her zaman dolu olacak. Ancak sığmayan eleman bakın üste geliyor. Yani biraz evvelki işlemin tam tersi. Peki bu dersimizde bir Flexbox container oluşturduk ve Flex Direction ve Rep özelliklerinin ne olduğunu gördük. Bir sonraki dersimizde ise container içerisindeki elemanları nasıl hizalayacağımıza bakalım. Bir önceki dersimizde Flexbox konteynerini oluşturduk ve konteyner içerisindeki elemanların satırda ya da kolon şeklinde nasıl sıralandığını gördük. Peki şimdi ise Flex konteyner içerisindeki elemanları nasıl hizalayacağız bunlara bakalım. Şimdi hizalama işlemi için şuradaki elemanları şöyle sileceğim. Biraz daha azaltalım şu eleman sayısını. Ve şuradaki elemanları alalım. Ve görüntümüz şu şekilde olsun. Şimdi biz bu elemanları Flex Container içerisine hizalayacağız. Örneğin gelip şuradan hizalamak için yapmamız gereken şöyle Justify Content. Justify Content özelliği elemanları yatayda sıralıyor. Yani biz Justify Content'e eğer Center dersek ve sayfayı yenilersek elemanlar ortalanır ve tarayıcıyı küçülttüğümüzde tabii ki sağdan soldan bırakılan boşluklar gene eşit miktarda değişir. Peki gelip şuradaki örneğin margini kapatmış olsak ve sayfayı yenilesek elemanlar birbirinin ardına gelir ve gene hizalama işlemi ortada yapılır. Peki aynı şekilde elemanları sağ ya da sola hizalamak gerçekten basit. Şöyle flex örneğin start dediğimizde şu margini tekrar açalım ve gelip sayfayı yenilediğimizde bakın elemanlar direkt sola hizalanır. Ya da aynı şekilde şöyle eskilerini de şuradan silmeyelim. Şöyle center yapalım. Ve start için gelip şöyle end yapmış olsak ve gelip sayfayı yenilesek bakın bütün elemanlar sağa doğru hizalanır.
Peki elemanları şu şekilde sıralayabiliyoruz ya da gelip şöyle yorum satırı yapalım. Ve yine justify content için şöyle space between diyelim. Ve kaydedip sayfayı yenilediğimizde bakın her eleman arasına eşit bir boşluk bırakılıyor. Yani tarayıcıyı büyüttüğünüz zaman yine boşluklar eşit şekilde büyüyor ya da küçülüyor. Bu boşluklar içerisinde sağdan ve elemanın başlangıç ve bitiş taraflarının katılmadığına dikkat edin. Sadece kalan boşluklar aralarda eşit bir şekilde bırakılıyor. Sol ve sağda kalan boşluklar bizim ayarlamış olduğumuz örneğin margin değerleri. Şimdi gelip bir başka özelliğimiz ise sağ ve soldaki özelliklerin de işin içine katılıyor olması. Yani gelip şöyle justify content'e space between değil de space around yaparsak ve gelip sayfayı yenilersek bakın sağ ve solda da biraz boşluk bırakıldı. Ancak burada aralarda boşluk bırakılan aralardaki boşlukların yarısı kadar bırakılıyor. Yani burada 2x boşluk bırakılıyorsa sağ ve solda 1x boşluk bırakılır. Peki her yerden eşit boşluk bırakılsın istiyorsam sağdan ve soldan da bu işin içine katmak istiyorsak şunu kopyalayalım. Ve burada ise şöyle space evenly dememiz gerekiyor. Ve sayfayı yenilediğimizde bakın sağdan soldan her yerden eşit boşluk bırakılıyor. Sayfanın bitişi ve başlangıcı da buna dahil olmak üzere. Tarayıcı küçülttüğümüzde bu şekilde eşit miktarlarda bir boşluk görürüz. Peki elemanları yatayda sıralamak bu şekilde. Peki elemanları dikeyde nasıl sıralayacağız? Şu anda dikeyde sıralamak için tabii konteynere bir yükseklik vermemiz gerekiyor. Şu anda konteyner içerisinde elemanlar zaten ortalanmış bir şekilde. Yani üstten alttan değerler bizim için margin değerlerini temsil ediyor. Dolayısıyla biz bu konteyner genişliğini yükseltmemiz lazım. Şimdi ben konteyner genişliğini direkt yükseltmek yerine şuradaki elemanlara örneğin item 2'ye mesela item 2 diyelim ve burada bir class değeri verelim. Yani sadece içlerinden bir elemanın yüksekliği olmuş olsun. Örneğin yüksekliğine gelip şöyle 200 piksel gibi bir değer verelim. Ve gelip sayfayı yenilediğimizde bakın herhangi bir şey yapmadan sayfayı yenilediğimizde sadece item 2'nin 200 piksel olması 200 piksellik bir yer kaplaması için yeterli. Ancak diğer elemanların da bu şekilde item 2'ye ayak uydurması biraz garip olabilir. Bunun nedeni align items özelliği. Yani bizim yatayda sıralama yapmak için örneğin şurada ilk başta ortala işlemi kalsın. Şöyle şuna center diyelim ve bunu açalım. Ve gelip şuradan align items özelliği yani dikeyde sıralama özelliği varsayılan olarak stretch. Yani sanki bu şekilde yapmış gibi bütün elemanları aynı hizaya getiriyoruz. Bakın gene dikeyde item 2'nin genişliği neyse o oldu. Yani gelip item 3'e farklı bir genişlik vermiş olsak örneğin şunu da 3 diyelim ve gelip buradan şöyle 300 piksel demiş olsak ve şuradaki i3'ü farklı bir değer olarak item 3'e vermiş olsak ve sayfayı yenilesek bakın item 3'e de diğerleri uyuyor. Ancak item 2'de 200 piksel olarak bırakırsak bu tabii ki sabit olarak burada kalmaya devam eder. Gelip buradan i2 eğer buradan gelip silersek bakın bütün elemanlar 300 pikselde olur. Çünkü bunun varsayılan özelliği yani dikeyde sıralama özelliği align item'ın stretch olduğu bu varsayılan özellik. Peki bunları değiştirirsek ne olur? Gelip şimdi şunlara şöyle yorum satırı yapalım ve gelip burada align item'sa örneğin center diyelim. Şöyle gelip center yapalım. Ve gelip sayfayı yenilediğimiz anda bakın item 3 sabit bir genişliğe sahip olduğu için gene 300 pikselde kaldı. Ancak diğer elemanlar item 3'e göre kendilerini yükseklik olarak ayarlamadılar ve gene elemanlar tam ortaya gelmiş oldu. Bakın eğer item 3'ten de i3 klasını silerseniz bu da tam ortaya gelmiş olur. Peki gelip bu align item özelliğini değiştirelim. Şimdi buradan şunu kopyalayalım ve yorum satırı yapıp şöyle aşağıya bir tane daha alalım ve burada flex start yapalım. Bu durumda bakalım yatayda nasıl hizalama yapacaksın? Dikeyde pardon sayfayı yenileyelim ve bakın üstteki elemanlar üste doğru hizalandı. Ve aynı şekilde gelip şundan bir tane daha kopyalayalım. Ve start'ı bu sefer end yapalım. Ve üsttekini de şöyle yorum satırı yapalım. Ve sayfayı yenilediğimizde bütün elemanlar aşağı doğru hizalanır. Peki bir başka özelliğimiz ise baseline'e göre hizalama yapmak. Gelip şunu yorum satırı gene şuradan gelip şuna şöyle baseline diyelim. Şimdi bunu baseline deyip sayfayı yenilediğimiz zaman bakın hizalamanın
içeriklerin tam alt sınırından yapıldığını biliyoruz. Ki bunu göstermek için örneğin gelip şurada item 3'ün ya da şöyle gelip i4 diyelim. Ve burada bir font büyüklüğü verelim. Örneğin font size'ını biz varsayım olarak kaç vermiştik yukarıda? Şöyle geldik 25 piksel dedik. Bunu gelip şöyle 40 piksele çoğaltalım. Ve i4 değerini gelip şuraya verelim. Kaydedelim ve sayfayı yenilediğimizde bakın hizalamanın gene şu alt taraftan yapıldığına dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz da arttıralım şunu. Mesela şöyle 60 piksel yapalım ve sayfayı yenileyelim. Ve hizalamanı tekrar şu alt sınırdan yani içeriklerin yazıların tam alt sınırından baseline oluyor. Peki şimdi gelelim Align Items'ı şöyle gelip şuradan yorum satırı yapalım. Ve şuradaki Center'ı açalım. Ve kaydedelim. Ve üstten ortalığa ve sağdan ortalığa yani tam ortaya gelsin. Ancak şurada Flex Direction'ı şöyle Row'dan Column'a getirirsem bakalım ne olacak. Sayfayı yenilerim. Bakın sayfanın tam ortasına gelmiş olur. Peki ben şimdi bu elemanları sola ya da sağa hizalamak istersem gelip hangi özelliği kullanacağım? Burada Justify Content mi yoksa Align Items mı kullanacak? Şimdi bizim için yatayda sıralama Justify Content'ti ve dikeyde yani örneğin Y düzleminde ise Align Item ile biz hizalamalarımızı yapıyoruz. Ancak bu şekilde yani Flex Direction varsayılarak Row olarak geliyordu ve elemanlar yan yana geliyordu. Peki bu Row Flex Direction özelliğini Row'dan Column'a çevirdiğinizde yani kolon görüntüsüne çevirdiğinizde Justify Content ve Align Items nasıl bir rol üstlenecek? Buna bakalım. Tam tersi kolon görüntüsüne çevirdiğiniz zaman bu sefer dikeyde Justify Content ve yatayda ise Align Item ile bu hizalamayı yapmanız gerekecek. Yani buradaki nesnenin aynen sağ tarafı doğru yanaştığını aslına bakarsanız özelliklerin üstlendiği yön gene aynı ancak nesnenin tam sağa doğru hizalanmış şeklini düşünün. Dolayısıyla dikey için Justify Content'i sanki yatayda bir sıralama yapıyormuş gibi ya da Align Item'i sanki dikeyde bir sıralama yapıyormuş gibi düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla gelip biz bu elemanı sola doğru yanaştırmak istersek yapmamız gereken burada Align Item'ı şöyle yorum satırı yapalım ve örneğin Start'ı açarsak bakın sol taraftan ya da aynı şekilde bunu yorum satırı yapıp şöyle end'i açarsak bu şekilde satırın sonuna gelmiş oluyor. Peki Align Item'la bu şekilde bir sıralama yapıyoruz. Peki Container'ın genişliğini gelip şöyle arttırmış olsak. Örneğin gelelim şuradan. Şöyle Container'a bir yükseklik verelim. Örneğin şöyle 1200 piksel desek yüksekliğe. Ve gelip sayfayı yenilesek. Bakın elemanların bu şekilde gene hizalandığına dikkat edin. Yani burada Justify Content'in center olması bizim için burada aslında yatayda ancak biz bunu kolon görüntüsüne çevirdiğimiz için şu anda dikeyde bir ortalama yapmış gibi gözüküyor. Ancak bizim tabii ki Justify Content'in normalde yatayda bir görüntü sağladığını da bilmemiz gerekiyor. Peki gelip Center'ı örneğin gelip şuradan Space Between yapmış olsak bakın sayfayı yenilediğimizde aradaki boşluklara dikkat edin ya da Space şöyle Around yapmış olsak aradaki boşluklara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki burada yaptığımız işlemler bizim için Container seviyesinde yaptığımız hizalama işlemleri yani Justify Content ya da Align Item ile Container içerisinde bulunan bütün elemanlara müdahale edip biz bunları sıralayabiliyoruz. Peki bunları item seviyesine yani Container eleman seviyesine nasıl bu hizalamaları yapacağız? Bunlara bakalım. Yani herhangi bir elemanın örneğin hepsi aynı hizada değil de bir tanesi sol tarafa, bir tanesinin sağ tarafa gibi işlemleri nasıl yapacağız? Bunlara bakalım. Bu dersimizde ise Flex Container içerisindeki elemanların eleman seviyesinde hizalanma ve sıralama işlemleri nasıl yapıldığını görelim. İlk olarak şu sabit yüksekliği buradan şöyle silelim ve şunları da şu anlık ihtiyacımız yok. Şöyle şunları da alalım. Ve şurada sadece örneğin ikinci elemanın yüksekliği 200 piksel olsun. Şöyle sayfayı yenileyelim. Şöyle i2'yi de şurada eklemiş olalım. Ve gelip sayfayı yenilediğimiz zaman 200 piksele göre diğer elemanlar da kendini ayarladı. Bunun sebebi burada oluşturmuş olduğumuz align item yani dikeyde bunların stretch olarak varsayılan şekilde gelmesi bu şekilde. Ancak biz gelip bunu örneğin şöyle center yaparsak
Sadece ikinci elemanın 200 piksel bir genişliği yüksekliği olduğundan dolayı 200 piksel olarak kendini çıkardı. Ancak diğer elemanlar ne yaptı? Geldi kendini ortaladı. Peki şimdi örneğin biz gelip item 4'ü gelip biz bu yükseklik içerisinde konumlandırmak istersek sadece tek bir eleman için. Bu durumda örneğin align item'a geliriz ve burada şöyle align self özelliğiyle örneğin flex end dersek ki şurada 4'ün eklendiğinden de emin olalım. Böyle i4 diyelim ve gidip sayfayı yenilerse bakın eleman kendi container içerisinde sadece kendine konumlandırdı. Bakın hepsine uygulanan bir özellik yok. Sadece bir özelliğe uygulanan bir yöntem var. Ve i3'e ise şöyle align self örneğin flex start dersek ve sayfayı yenilersek bakın üste gider. Ya da gelip şurada bir elemana mesela i1 class'ı ekleyelim. Ve gelip şuradan i1 diyelim. Ve burada ise align self özelliğini ise stretch diyelim. Yani burada 200 piksellik bir yükseklik burada container genişliğini belirlemiş oldu. Ve item 1 için alabileceği tam yüksekliği alsın istiyorum. Dolayısıyla sayfayı yenilediğimizde bakın item 1 içerisinde bulunduğu konteyneri olduğu gibi kaplar. Yani bu bize stretch özelliğinin verdiği bir görüntü. Peki buradaki elemanların sırasını nasıl belirleyeceğiz? Bunu tamamen order özelliğiyle belirtiyoruz ve order özelliğiyle vereceğimiz sayısal büyüklükler bunların yerini belirtiyor. Yani ben gelip örneğin i4'e şöyle order sonuçta i4 en sonda ve ben gelip bunu -1 gibi bir değer versem. Ve sayfayı yenilesem bakın i4 en sona alınır ve daha sonra normal akışta divlerin nasıl sıralanmışsa biz HTML olarak nasıl eklenmişsek o şekilde devam eder. Ancak biz gelip örneğin şuradaki i3'ü de mesela order -2 desek daha küçük bir değer verdiğimiz için en başa bu sefer 3 gelir. 3, 4 bu şekilde gider. Ya da şurada örneğin order bunu 5 gibi bir değer versek i2'nin en sona geleceğini de biliyoruz. Bakın gene zaten en sonda ancak gene de en sonda değilse bile en sona gelir. Ya da şöyle order örneğin 6 gibi bir değer verelim. Yani 5'ten büyük olsun ve i1 en sonda olsun istiyorum. Peki yenilersek i1 en sona gelir. Yani tamamen sayısal büyüklükte elemanların sırasını belirtebilirsiniz. Peki şimdi bu elemanların container içerisinde kapladıkları alanları nasıl belirleyeceğiz? Bunlara bakalım. Şimdi gelip buradan item'a örneğin şöyle gelip flex grow isminde bir özellik var. Şöyle flex grow diyelim ve gelip buna 1 diyelim. Buna 1 demek de bütün elemanlara flex grow 1 dediğimize dikkat edin. Ve gelip sayfayı yenilediğimiz zaman bakın elemanlar içerisinde bulunduğu container'ı eşit oranda kaplar. Çünkü hepsinin flex grow özelliği 1. Yani sayısal olarak aynı ifade hepsine atandığından dolayı hepsi aynı konteyneri doldurmaya çalışır. Yani ben gelip burada 2 gibi bir değer versem de sonuç değişmez. Sonuçta birbirlerine orantısal olarak bir genişlik vermemiz gerekiyor. Yani ben gelip burada örneğin geldim buna 5 dedim, 3 dedim fark etmez. Hepsi sonuçta olduğu gibi satırı kaplamak istediler. Çünkü flex grow 0 iken böyle bir durum söz konusu değil. Ancak sıfırı büyüttüğümüz anda satırı olduğu gibi kaplamak isteyecek. Peki ben gelip her bir elemana farklı değer verdim. Yani hepsine bütün itemları 1 olarak atadım. Yani kaplayabildiğin kadar alanı kapla dedim. Ama geldim ben burada 1 numaralı elemana flex grow 2 dedim. Bakın bir numaranın yani biz bir olarak sayısal ifadenin iki katı verdiğime dikkat edin. Yani bütün elemanlar kendini satır olduğu gibi kaplayacak ancak birinci eleman diğer elemanlardan iki kat fazla yer kaplayacak. Yenilersek ve item 1'e bakarsak bakın diğer elemanlardan iki kat fazla yer kaplar. Ya da flex grow 2'ye örneğin gelip 4 dersek bütün elemanlar bir yer kaplarken birinci eleman i1 2 ve diğeri de ise i2 bu paydan 4 birimlik bir alan alacak. Burası flex grow 1, burası 1, burası 4 ve burası 2. Bakın item 1 bunların 2 katı ve item 2 ise bunların 4 katı, item 1'in ise 2 katı olmuş oldu. Peki flex grow'un ne olduğunu öğrendik. Şimdi örneğin şunlardan bunları silelim. Ve buna flex 1 diyelim. Flex grow ile sadece flex özelliğine 1 vermek yine aynı anlamı taşıyor. Örneğin birinci elemana gelip mesela 3 katı bir özellik verelim. Yani bütün elemanlar satırı 1 oranında kaplarken i1 elemanı bunların 3 katı oranında yer kaplayacak. Flex grow'u aynen flex şeklinde de kullanabilirsiniz.
Peki her bir elemana flex özelliği vermektense, yani flex grow özelliği vermektense sadece bir elemana flex özelliği vermiş olsak ne olacak? Örneğin gelip sadece bunu bir yapalım ya da iki diyelim ya da üç diyelim hiç fark etmez. Önemli olan flex'in diğer elemanlara göre sayısal büyüklüğü önemli. Yani burada bir demişsiniz, iki demişsiniz, burada fark etmez. Yani ben gelip burada flex bir deyip diğer elemanlara herhangi bir özellik vermezsem ve sayfayı yenilersem, bakın her elemana bir flex grow özelliği sıfır atanır. Varsayılan değeri bu. Yani herhangi bir yer kaplamaz. İçerik kadar yer kaplar. Aynı inline eleman gibi. Ancak bu elemanlardan geriye kalan bütün alanı ise flex grow verdiğim eleman kaplar. Bakın item 1 olduğu gibi satırı kapladı. Peki gelip item 2'ye de flex 1 demiş olsanız ne yapar? Aynı oranda bu iki elemandan geriye kalan alanı ne yapar? Item 1 ve item 2 eşit oranda kaplarlar. Peki şimdi item 1 dediğimiz gibi 3 elemandan geriye kalan bütün elemanları kapladı. Şimdi ben geriye kalan elemanlardan, örneğin 3 tane elemandan herhangi bir tanesine yüzde şeklinde bir büyüklük vermiş olsam ne yapar? Örneğin item 2'ye bir genişlik vermiş olsak bütün container'ın yüzdelik oranı kaçsa item 2 onu alır ve geriye kalan item 1 olduğu gibi kendini kaplayabilir. Dolayısıyla tek bir elemana gelip örneğin item 2'ye gelelim ve burada flex base isminde bir özellik var. Ve ben gelip burada %15 desem. Bu da ne yapar? İkinci elemana flex base %15 dediğimizden dolayı içinde bulunduğu flex container %15'ini kaplar. Ve geriye kalan elemanlar örneğin item 3 ve item 4 kendi içeriği kadar yer kaplar ama item 1 ise %15 değeri item 2'ye verildikten sonra ne kadar yer kaplıyorsa, ne kadar yer kalıyorsa onların hepsini alır. Bakın %15'lik değeri almış oldu item 2. Eğer daraltırsak bakın %15'lik oranda tabii konteynerin genişliği daraldığı için o da daralıyor ve aynı şekilde item 2 içeriğini %100 yani satırı geri kalan bütün alanı kapladığı için o da yüzde olarak tabii ki aşağıya iner. Peki şimdi biz buraya %15'lik bir değer verdik. Ben bu %15'e konteyneri küçülttüğüm zaman konteynere verilen genişlik daraldığı için yüzde olarak da %15'e gelen değer azalacak ve item 2 daralacak. Tamam, bu normal karşıladığımız bir durum. Ancak gelip ben flex base'a gelip bunu vermek yerine gelip şöyle 200 piksel gibi sabit bir değer versem ve sayfayı yenilesem konteyneri aldırış etmeden burada 200 piksellik bir genişliğe sahip olur. Bakın daraltıp büyüttüğünüz zaman her zaman bu 200 piksellik bir değeri alır. Item içerisine düşen kadar inline etiket gibi bir genişlik kaplar ve 3 elemandan geriye kalan yani item 3, item 4, 200 pikselden geriye kalan item değerinin hepsini item 1 olduğu gibi kaplar. Şimdi ben bunu küçülttüğüm zaman bakın küçültüyorum. Kalan değer azaldığı için item 1 azalıyor ve yüzdelik değer vermediğim için sabit değer verdiğim için burası sabit kalmaya devam ediyor. Bakın daraltıyorum, item 1 daralıyor. Peki yer kalmadı. Yer kalmadığı zaman item 2 de daralıyor. Yani ben item 2'ye 200 piksel bir değer verdim. Ama geriye 200 pikseli buraya getirecek kadar bir yer kalmadığından dolayı item 2 de daralmaya başladı. Peki bunun önüne nasıl geçebiliriz? Geliriz item 2'ye. Flex basis verdik burada. Aynı şekilde flex grow'un tam tersi. Grow elemanın büyümesiyle alakalı. Shrink ise tam tersi olarak elemanın daralmasıyla alakalı. Peki burada shrink'in varsayın olarak yani elemanların daralmasındaki kullanılan değeri varsayın olarak 1. Dolayısıyla buna 1 dediğiniz zaman ve tarayıcıyı daralttığınız zaman 200 pikselin aşağısında yani yer kalmadığı zaman 200 piksel için bu daralacak. Ancak biz bunu gelip her zaman daralmasını istemeyebiliriz. Yani shrink'i eğer burada 0 dersek ve şu anda şunu yenileyip ve daraltırsak bakın 200 pikselin altına hiçbir zaman inmez. Bunu nasıl sağlar? Aşağıya bir scroll bar ekleyerek. Bakın hiçbir zaman daralmasın istediğimiz zaman item 2'ye biz shrink 0 veriyoruz ve hiçbir zaman eleman daralmıyor. Peki biz şimdi burada bunları tek tek yazmaktansa bunu flex özelliği içerisinde gruplayabiliriz. Tamamen daha kısa yol. Yani gelip ben burada flex dediğim zaman tek bir özellik verdiğim zaman flex grow'a karşılık geliyor. Ya da örneğin flex grow özelliği olmasın. İkinci parametre shrink özelliği örneğin olsun. Ve üçüncü de ise flex base özelliği. Yani buna vereceğiniz genişlik örneğin 200 piksel ise bu şekilde 3 satırda yapacağınız işlemi tek bir satırda yapabilirsiniz. Yani gelip ben burada sayfayı yenilersem ve örneğin büyütürüm ve daralttığım zaman bakın grow özelliği ile alakalı herhangi bir şey olmuyor. Çünkü ben sabit bir genişlik verdim ve grow özelliği için sıfır atadık. Ve burada shrink
Shrink özelliğini aktif ettik. Bakın yer kalmadığı zaman ne yapar? Daralır. Ama gelip burada bunu da sıfır derseniz eğer ve gelip sayfayı yenilerseniz bakın hiçbir zaman da daralmaz. Yani 3 satırda yapacağımızı tek bir özellik ile yapabiliriz. Tek bir parametre verdiğimizde sadece grow için işlem yapmış oluyoruz. Peki bu dersimizde birçok Flexbox özelliği kullandık. Tabii ki bunları ilk gördüğümüzde işler karmaşık olabiliyor. Bazı özellikler tam olarak oturmamış olabilir. Ancak tabii ki yapacağımız uygulamalarda bu özellikleri kullandığımız zaman çok daha iyi anlamış olacağız. Şu aşamaya kadar konteyner seviyesinde bir hizalamayı hem yatayda hem de dikeyde yaptık. Ve aynı şekilde konteyner içerisindeki konteyner itemları yani tek tek elemanların içerik içerisinde nasıl hizalanacağını da gördük. Peki konteyner içerisinde eğer birden fazla satır varsa bu satırların hizalamasını nasıl yapacağız? Bu dersimizde bunu görelim. Şimdi ilk olarak uygulamamızda birden fazla satırımız olması gerekiyor. Dolayısıyla şuradaki elemanları gelip şöyle arttıralım. Şunları şöyle 5, 6, 7 ve 8 diyelim. Ve şunları da şuradan alalım. Ve sadece şurada bir tane kalsın. Şöyle iyi 8 diyelim ve şurada bir tane kalsın. Ve şu özellikleri de şuradan alalım. Bunlara ihtiyacımız yok. Ve şöyle i8'den şöyle bir tane olsun. Ve yukarıya doğru gelelim. Şöyle align item'a ihtiyacımız yok. Biz burada gelip şöyle sayfayı yenilediğimiz zaman bu kadar eleman burada var. Ancak ben bunu daralttığım zaman bunun birden fazla satıra gitmesini istiyorum. Dolayısıyla şurada yapmamız gereken flex wrap özelliğini hatırlarsanız ki şöyle wrap yapacağız. Yani normalde bizim için no wrap ancak wrap yapmamız gerekiyor ki birden fazla satıra bu şekilde gelsin. Peki bu şekilde yukarıda birinci satırda yer kalmadığı zaman bunlar aşağıya doğru gider. Ve gelip burada şöyle bir tane yükseklik oluşturalım. Örneğin 1000 piksellik bir içeriğin içerisinde bu iki tane satır olsun istiyorum. Ve biz içeriği arttırdığımız zaman bunlar varsayılan olarak bakın satırı olduğu gibi kapladı. Hatta gelip şu en son elemana şöyle flex grow özelliğine şöyle bir dersek hatırlarsınız ki son eleman satır olduğu gibi kaplar. Ben bunu daralttığım zaman bu şekilde yukarıdan aşağıya eleman geldiği zaman item 8 kalan yerin olduğu gibi bu şekilde alındığını da görüyoruz. Hatta şuradan bir eleman azaltmış olsak mesela şuradan 7 numaralı elemanı azaltmış olsak ve 8 numaraya bakın aşağıdaki tam kısım kalır. Şöyle büyütelim ve aşağıya daralttığımız zaman bakın elemanlar aşağı geldikçe item 8 gene satır olduğu gibi kaplamaya devam ediyor. Peki şimdi biz buradaki elemanların yükseklik, konteynerde bir yükseklik olduğu durumda satır olduğu gibi kapladığını gördük. Ancak ben bunu bu şekilde istemiyorum. Biz olduğu gibi satırı kaplamasın. Bu durumda gene konteyner seviyesine gelip üçüncü bir özelliğimiz var. Bunu ne zaman kullanıyoruz? Satır sayısı birden fazla olduğu zaman. Satır sayısı bir olduğu zaman örneğin justify content'te satırda biz bunları hizalayabiliyorduk, ortaya alabiliyorduk ya da başa alabiliyorduk gibi. Justify content ile align items ile biz dikeyde bunları hizalıyorduk. Ve son olarak konteyner seviyesindeki hizalama sınıfımız align content. Bu sınıfı ise konteyner içerisindeki bütün elemanları birden fazla satır varsa hizalama için kullanıyoruz. Gelip align content diyoruz ve gelip buna flex start dersek eğer ve sayfayı yenilersek bakın 1000 piksellik yükseklik içerisinde hizalamayı üstten doğru yapar. Ya da flex end dersek buna ve sayfayı yenilersek bakın hizalama 1000 pikselin en aşağısına yapılır. Ya da bunun varsayılan özelliği zaten stretch. Ve kaydedelim ve sayfayı yenileyelim. Bakın varsayılan özelliği olarak satır olduğu gibi kaplar. Ya da gelip burada buna şöyle center deriz. Ve içerikler bu şekilde ortalanır. 1000 pikselin tam ortasına getirilir. Ya da şöyle space between ile şöyle space between ile bir hizalama yaparız ve sayfayı yenilediğimizde bakın arasındaki mesafe eşit olarak bırakılır. Burada iki satır değil de daha fazla bir satır olmuş olsa şöyle şunlardan biraz da arttırmış olsak
Örneğin biraz daha fazla satır olmuş olsa bakın arasında eşit mesafe olur. Ve bunları daraltırsak satır sayısı arttığında da arasındaki mesafelerin bakın eşit olduğuna dikkat edin. Ya da şöyle space around'u eğer bu şekilde çalıştırırsak üstten alttan bir birim boşluk ve ortalarda ise aralarda da iki birim boşluk bırakılır. Ya da mesafeler olduğu gibi köşelerden ve ortalardan eşit yapmak istiyorsak hatırlarsınız. Bu sefer de gelip evenly'yi kullanmamız gerekiyordu. Yani şöyle space evenly dersek eğer ve gelip sayfayı yenilersek bu şekilde kenarlardan ve ortalardan da gene eşit mesafe kalır. Peki bu dersimizde container seviyesinde yaptığımız üçüncü hizalama türünde gördük. Bu aşamaya kadar Flexbox'la alakalı özelliklerimizi gördük. Bu dersimizden itibaren ise Flexbox ile yapabileceklerimizi örnekler üzerinden görüp bu yapıyı biraz daha iyi anlayalım. Bu dersimizde Flexbox container içerisinde margin özelliği nasıl kullanacağız buna bakalım. Şimdi ilk olarak uygulamamızı biraz sadeleştirdim. Bir tane item ekledim ve container için bir display flexledik ve bir yükseklik verdik. Ve item sınıfı oluşturduk ve item sınıfı ile margin değerini kullanacağız. Şimdi gelelim burada baktığımızda varsayım olarak tabii ki bu stretch özelliğine sahip olduğu için 500 pikseli olduğu gibi kaplayan bir eleman oldu. Biz tabii gelip burada container için şöyle align items'a örneğin flex start dersek stretch özelliği kaybolur ve eleman yukarıya doğru gelir. Ve aynı şekilde biz bunu tam ortaya getirmek için şöyle justify content ile gelip bunu center yapıp ve aynı şekilde bunu da şu şekilde center yaparsak bu elemanı flex container içerisinde tam ortaya almış oluruz. Bu şekilde 500 pikselin tam ortasına gelen bir eleman olur. Bunu Flexbox olmadan önce yapmak biraz zordu. Çünkü elemanı tam ortaladığımızda ortalama işlemi sol üst köşedeki noktaya göre yapılıyordu ve bunu translate ile %50 sola ve %50 yukarıya aldığımız zaman bu işlemi yapabiliyorduk. Ancak bu Flexbox ile sadece şu iki özelliği kullanarak bunu bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi aynı işlemi margin ile nasıl yapacağız? Buna bakalım. Bunları yorum satırı yapalım. Ve gelip item'a şöyle margin auto yazarsak yani dört köşeden de bir auto düzenine sahip olursak varsayılan şekilde bu şekilde geliyor ve sayfayı yenilediğim zaman gene biz elemanı tam ortaya almış oluruz. Yani iki özellikle yaptığımız işlemi margin auto ile de yapabiliriz. Peki buradaki margin auto bize neler sağlar? Örneğin ben tam ortaya getirmek yerine tam sağa getirmek istiyorum. Bunun için yapmam gereken margin left auto dediğimde ve sayfayı yenilediğimde bakın tam soldan bunu sağa doğru almış oluyorsunuz. Yani şu özelliğe bakarsak sol tarafı tamamen margin uygulanmış bir değer. Bakın şuradan şuraya doğru. Ya da bunu tam sağa almak istersek yapmamız gereken margin right demek. Sayfayı yenilediğimiz zaman bakın eleman tam sağdan hizalanmış olur. Ya da tam tersi olarak şöyle margin bottom dersek ve sayfayı yenilersek bakın üstte hizalanır. Ya da margin top dersek tam üstten bir hizalama bu şekilde tam konteynerin aşağısına yapabiliriz. Ve örneğin aşağıda ve ortada olsun dersek ne yaparız? Geliriz buradan margin top ve margin left auto deriz ve aynı şekilde gelip margin right auto deriz ve aşağıda ve tam ortada bir hizalama yapmış oluruz. Ya da tam tersi olarak yukarıda bunu hizalamak için margin bottom auto dersek bu tam yukarıda ve ortaya hizalanmış olur. Peki bu şekilde kolay bir şekilde hizalama işlemlerini yapabiliyoruz. Örneğin iki tane eleman olsa nasıl yapacağız? Bunlara bakalım. Şöyle bir tane item 2 olsun. Ve bunlara farklı özellikler verilmek için örneğin şöyle i1 diyelim. Ve gelip şöyle i2 diyelim. Ve şurada nokta i1. Ve aynı şekilde şöyle i2 klası olsun. Ve şuradaki margin değerlerini alayım. Ve bu şekilde varsayılan bir şekilde bunlar yan yana gelmiş olsun. Ve ikisine de şöyle margin auto diyelim. Şöyle gelip ikisine de margin auto demiş olsak ve sayfayı yenilesek bunlar sanki bu alanı ikiye bölerler ve herkes kendi alanında tam ortaya gelmiş olur. Bakın sayfayı büyütüp küçülttüğünüz zaman responsif bir şekilde gene bunlar konteyneri ikiye böler ve ikisi de ortalanır. Bakın mesafelere buradan buradan.
Peki biz bunları birbirlerine göre nasıl izah alacağız? Yani gelip ben örneğin buna şöyle margin right dersem, şöyle auto ve buna da şöyle margin left dersem ve sayfayı yenilersem bakın bu sola yanaşır, bu sağa yanaşır. Yani bir navbar içerisinde örneğin linklerinizi sol tarafa ya da sağdaki linkleri de örneğin sağ tarafa hizalamak isterseniz bu şekilde navbar'ı flex container yapıp içerisindeki elemanları bu şekilde margin değerleriyle rahat bir şekilde hizalayabilirsiniz. Peki aynı şekilde buradan margin bottom auto diyelim ve girip buna da aynı özelliği ekleyelim. Ve sayfayı yenilerse bu elemanlar üstte sıralanır. Ya da margin top dersek elemanlar olduğu gibi aşağıya gelir. Peki gördüğünüz gibi Flexbox container içerisindeki margin kullanımı da oldukça esnek bir yapıya sahip. Margin'i kullanarak elemanları istediğimiz yere rahat bir şekilde konumlandırabiliriz. Bu dersimizde Flexbox kullanarak bir navbar uygulaması yapacağız. Yapacak olduğumuz uygulama şu şekilde. Şimdi uygulamamızda tarayıcı belli bir çözünürlüğün üstünde örneğin sağ tarafa yanaşıyor ve biz tarayıcımızı küçülttüğümüz zaman belli bir çözünürlüğün altına geldiği anda bakın elemanlar bu şekilde sıralanıyor. Bakın sol taraftaki boşluklarla ortadaki boşluklara dikkat edelim ve yatayda bunları justify content ile nasıl sıraladığımızı düşünmeniz gerekiyor. Şimdi bunu biraz daha küçültüp örneğin 600 pikselin altına getirdiğim zaman yan yana olan kolon görüntüsü bakın bu şekilde aşağıya geliyor. Yani varsayılan olarak Flex Direction özelliği raw iken varsayılan özelliğinde ve 600 pikselin aşağısına geldiği zaman bunun görüntüsünü koloma çeviriyorum ve bu şekilde bir görüntü oluyor. Şimdi burada bilmeniz gereken background color'ın işte golden rod olduğu ve üzerine hover olduğumuz zaman da bu şekilde bir RGB rengine sahip olduğumuzu bilmeniz yeterli. Bu uygulamayı kendiniz yapmaya çalışın ve ardından videonun geri kalan kısmını seyredip nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Peki, şimdi uygulamayı biz beraber yapmaya çalışalım. Şimdi bir tane ule elemanı olacak. Ule elemanına şöyle class, şöyle navigation diyelim ya da nav diyelim fark etmez. Ve li elemanları olacak ve li elemanları altında bir link olacak ve bu linkler boş olsun ve birincisi şöyle home şöyle li elemanlarını arttıralım. Ve şöyle products ve şöyle contact diyeceğim. Bu şekilde varsayılan olarak bir eleman oluşturalım ve gelip bunları CSS kodlarımız yazalım. Şimdi her zaman olduğu gibi şöyle margin ve padding'i şu şekilde sıfırlayacağım. Şöyle sıfır yapalım. Ve navigation klasına ulaşalım. Ve aynı şekilde navigation altındaki linklere gelip CSS kodlarını yazalım. Şimdi navigation'da varsayılan olarak biz ne yapıyorduk? List stiline şöyle gelip bir none yapacağız ilk başta. Ve şöyle background color'ını şöyle golden road isminde bir eleman olsun. Şöyle gelip sayfayı yenileyelim. Bu şekilde arka planımız olsun. Ve bizim için şu anda container navigation olduğu için ve biz gelip burada şöyle display şöyle flex yapalım. Ve varsayılan özellikler gelsin. Şunlar aşağıda olsun ve şu flex özellikleri yukarıda olsun. Şöyle yapalım. Ve bunu yapıp başka herhangi bir şey yapmadan sayfayı yenilediğimiz zaman bakın elemanlar zaten yan yana geliyor. Peki biz bunu belli bir çözünürlüğün üstünde dikkat ederseniz sağa doğru yanaştırmamız gerekiyor. Bunları sağa doğru yanaştırmak için ne yapacaktık? Gelip şöyle justify content ile şöyle flex end dememiz yeterli. Bunu dedikten sonra bakın elemana direkt sağa doğru yanaşır zaten. Ve biz bu tarayıcıyı daralttığımız zaman bu elemanların aşağı doğru inmesini istiyorum. Yani bu şekilde satırda kalmasın. Dolayısıyla bizim özelliğimiz neydi? Gelip şöyle flex wrap özelliğimiz vardı. Bunu gelip şöyle wrap dememiz gerekiyor. Varsayılan olarak no wrap'ti. Yani elemanın hiçbir zaman aşağı inmiyordu. Aslında ben bunun aşağı inmesini istiyorum. Gerçi bu özelliği biz zaten tarayıcı belli bir çözünürlüğün altına geldiği zaman, örneğin 600 pikselin aşağısına geldiği zaman zaten bu elemanları biz flex direction'ına raw'dan koloma çevireceğimiz için aslında bu çok önemli değil. Dolayısıyla flex wrap'i aslında eklemeseniz de olur. Şimdi A etiketlerine gelelim. Şöyle text decoration
Şöyle none diyelim ve altındaki çizgileri alalım. Ve her bir elemanı display block ya da inline block yapalım. Ki buna bir padding değeri vermek istiyorum. Örneğin şöyle 16 piksellik bir padding değeri olsun. Üstten alttan padding'lerin etkilemesi için bunu blok yapmamız gerekiyor. Ya da inline blok da yapabiliriz. Inline elemanların varsayılan olarak A etkili inline geliyor ve üstten alttan bir değeri olmuyor da hatırlarsanız. Gelip buna color verelim ve şöyle FFF diyelim ve bu şekilde linkler beyaz olsun. Ve linklerin üzerine geldiğimiz zaman hover olayını gerçekleştirelim. Şöyle navigation A'ya şöyle hover olduğumuz zaman burada şöyle background color'ını şu yukarıda tanımlamış olduğumuz değer olarak atayalım. Sayfayı yenileyelim. Üzerine geldiğimiz zaman bakın aynı görüntüye sahip olduk. Peki şimdi tarayıcıyı küçülttüğümüz zaman 800 pikselin aşağısına geldiğimiz zaman biz buradaki justify content'i flex and'den justify content'i space around'a getirmemiz gerekiyor. Bu elemanlar satırda bu şekilde bir hal alsın. Dolayısıyla biz 800 piksel için bir media query yazmamız gerekiyor. Gelip hemen buraya şöyle add media diyelim. Ve şöyle all and diyelim. Ya da screen de diyebilirsiniz. Fark etmez. Şöyle max vite şöyle 800 piksel diyoruz. Ve burada navigation için Flex konteynerimiz bizim navigation. Burada gelip justify content'e gelip space around ya da başka bir özellik yapabilirsiniz. Şöyle sayfayı yenileyelim. Ve burayı daralttığımız ve 800 pikselin altına geldiğimiz zaman bakın justify content'imiz space around oldu. Peki. Şimdi ise 600 pikselin aşağısına geldiğimiz zaman baktığımız zaman 600 pikselin aşağısına indiğimiz anda bakın elemanlar bu şekilde alt alta gelsin istiyoruz. Dolayısıyla burada gelip bir media query daha yazmamız gerekiyor. Şöyle media, şöyle all diyelim, and, şöyle max, width, şöyle 600 piksel. Şöyle navigation için, şöyle flex direction'a, row'dan column'a getirmemiz gerekiyor. Ve gelip şöyle sayfayı yenileyelim. Ve tarayıcıyı küçülttüğüm zaman 600 pikselin altına indiğimiz anda bakın 800 piksel ve 600'ün altına indiğim zaman bakın etiketler bu şekilde alt alta yani kolon görüntüsüne gelir her bir eleman. Burada her bir eleman derken flex container altındaki flex item'lar yani her bir li elemanı kolon görüntüsüne geliyor. Peki biz bu görüntüye geldiğimiz zaman aynen burada olduğu gibi bu elemanları ortaya alalım ve burada bakın bazı border'ları ekliyoruz. Bunları ekleyelim son olarak. Şimdi aynı şekilde şöyle navigation'ın altındaki A etiketlerine gelelim ve buradaki text align'ı şöyle center yapalım. Ve bir padding değeri verelim. Örneğin 10 piksel ve border top olacak. Bir tane üstten şöyle 1 piksel şöyle solid şöyle bir opacity'si olan bir RGB olacak. Şöyle RGB ve alfa değeri olacak ve 255 şöyle 255 255 virgül 0.3 ve aynı şekilde border bottom için ise şöyle 1 piksel şöyle solid RGB alfa değeri ve burada da şöyle 0.00 virgül 0.1 gibi bir değer. Peki bunları yapıp sayfayı yenilediğimizde şurayı yenilediğimizde bugün elemanlar alt alta gelir ve bu şekilde border top ve border bottom değerleri bu şekilde güzel bir görüntü verir. Ve son olarak şu alttaki border'ı da alalım. Bakın şurada bir border yok ancak buraya baktığımızda bir tane border var. Yani şu border bottom'ı son eleman için almış olalım. Şöyle gelip navigation altındaki li elemanlarından şöyle last child'a gelelim. Ve onun altındaki A etiketine geliyoruz ve border batıma şöyle none diyoruz. Ve gelip sayfayı yenilediğimizde bakın en alttaki border gider. Peki eleman örneğimize baktığımızda varsayılan olarak 800 pikselin üstünde elemanlar da sağa doğru yanaşıyor ve 800 piksele geldiği zaman space around şeklinde linkler bu şekilde oluyor. Ve biraz daha küçüldü 600 piksele geldiğimizde ise elemanlarımız bu şekilde alt alta geliyor.
Tabii ki bu görüntüyü Flexbox olmadan da yapabiliriz. Ancak Flexbox ile ne kadar kolay olduğunu gördük. Bu dersimizde Flexbox kullanarak bir medya objesi oluşturalım. Şimdi ilk olarak yapacak olduğumuz uygulamayı gösterelim. Uygulamamız bir medya objesi oluşturacağız uygulamıza ve bunların farklı versiyonları olacak. Örneğin resim sol tarafta ya da sağ tarafta ya da her bir medya object içerisinde bir alt eleman olacak. Yani şu şekilde düşünebilirsiniz. Örneğin kullanıcı bir blog hakkında bir yorum yapacak ve yorum görüntüsü bu şekilde olacak ve eğer cevap verirse yorum altındakiler de yorum cevapları olacak bu şekilde. Şimdi Flexbox olmasa biz ne yapardık? Bir satır oluştururduk. Satırı ikiye bölerdik ve float'la bunları sola yanaştırırdık ve tabii ki her bir div'e bir genişlik verirdik ve bu görüntüyü yakalardık. Ancak Flexbox'ta tabii ki bu çok basit. Dolayısıyla bunu ilk başta siz yapmaya çalışın ve daha sonradan videonun geri kalan kısmını seyredip yaptıklarınızı karşılaştırabilirsiniz. Şimdi uygulamamızı yapmaya başlayalım. Şimdi uygulamada ilk başta şöyle bir div olsun ve divin şöyle bir klası ve bu klası da bir medya diyelim ve medya objesi olarak tanımlayalım. Bu medya objelerini bu strip içerisinde bulabilirsiniz. Şimdi yukarıda bir tane şöyle image olsun ve image şöyle avatar.png dosyası. Ben bunu daha önceden ekledim. Ve image altına bir tane div ekleyelim ve media body diyelim. Ve şurada bir h3 etiketi olsun ve şurada da media şöyle başlığı diyelim. Ve şöyle lorem 2 kelimelik bir içerik olsun. Ve altta bir paragraf ve paragraf içerisinde şöyle 20 kelimelik bir içerik. Peki bunu şöyle kaydedersek bu şekilde bir görüntüye sahip oluruz. Şimdi gelip buna şöyle CSS yazalım. Şimdi ilk olarak burada resmin genişliğini ayarlayalım. Şu resme de şöyle bir class verelim. Örneğin şöyle medya, şöyle object diyelim ve gelip bu medya obje şöyle bir class tanımlayalım ve genişlik olarak şöyle 100 piksel diyeceğim. Ve genişlik olarak resim bu şekilde çıkacak. Ve biz gelip bunu şöyle bir flex container'a çevirirsek, gelip şöyle medya objesini şöyle display flex dediğimizde ve sayfayı yenilediğimizde bunlar varsayılan olarak ne yapacak? Satırda row şeklinde gelecek. Yani birinci nesne bu tarafta ve ikinci nesne media body olarak şu kısım. Yani birinci nesne bu, ikinci nesne bu olarak bunları yan yana getirecek. Tabii ki birinci nesne satırda bulduğu yüksekliği kaplayacak. Dolayısıyla biz gelip bunu align item ile şöyle align items ile bunu gelip flex start yaparsak bu ne yapar? Üst taraftan doğru kendi içeriğini bu şekilde gösterir. Peki, şimdi gelip buna bir arka zemin rengi verelim. Şöyle background color diyelim. Ve rengimiz şu şekilde antique white olacak. Ve sayfayı yenileyelim. Bu şekilde bir arka zemin rengi olacak. Şöyle medya objesine bir şöyle padding verelim. Şöyle 16 piksellik bir şöyle bir padding olsun. Ve maksimum bir genişlik verelim. Şöyle max width örneğin 500 piksel diyelim. Bu şekilde satırı kaplasın istemiyorum. Bu şekilde nesneyi kısalım. Ve şöyle köşelerden de şöyle bir margin verelim. Örneğin şöyle 20 piksel diyelim ve köşelerden biraz ayrılsın. Ve bir de şöyle border radius verelim ve köşeler şöyle biraz yuvarlatılsın. Örneğin 3 piksel. Şimdi buradaki medya object ile bu içerik arasında bir boşluk oluşturalım. Şöyle margin right şöyle 16 piksel diyelim. Sayfayı yeni böyle bir boşluk olsun. Daha sonra şu h etiketinden gelen margini şöyle ayarlayalım. Şöyle medya başlığını şöyle alalım. Ve şuraya şöyle margin diyelim 0 0 ve şurada da 8 piksel diyelim. Sayfayı yenilediğimizde bu şekilde bir görüntümüz olur. Peki şimdi bu kartın aynısından aşağı doğru kopyalım ve resmimizi sağ tarafa alalım. Şimdi bu yapıda herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Biz normal order'ları kullanarak biz zaten bir sıralama işlemi yapabiliyoruz. Yani bu ikinci medya objemiz bu şekilde gelsin. Şöyle sayfamızı yenileyelim burada medya objemiz gelsin ve resmi bu tarafa almak için. Şöyle bir class daha ekleyelim ve şöyle img slash şöyle write diyelim. Ve bu class'ı buradan alalım. Ve gidip burada order'ına biraz daha sıfırdan büyük bir değer verelim. Yani 1, 2, 3 fark etmez. Sonuçta sol taraftaki elemana bir değerini verdiğimiz zaman burası sıfırda kalacak. Dolayısıyla direkt image sağ tarafa gelmiş olacak. Yani gelip sayfayı yenilediğimizde bakın resim direkt sağ tarafa gelir. Peki
Gelip şu şekilde bir medya objesini nasıl oluşturacağız? Gene geliriz şuradan. Şöyle şu objeyi şuradan alalım. Şöyle aşağıya bir tane ekleyelim. Ve gelip burada P etiketinden sonra şuraya bir tane medya objesi oluşturalım. Ve gelip sayfayı yenileyelim. Şu sağ taraftaki sayfayı şöyle yenileyelim. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir görüntü oldu. Ve buradaki medya objesinin şöyle margin left ve right'ını sıfırlarsak şöyle tam şu köşeye gelir ve biraz daha güzel bir görüntü elde ederiz. Dolayısıyla şu alt medyalara gelip şöyle şurası bir ikinci medya, üçüncü medya, üçüncü medyanın altındaki şu alt medya ve gelip buraya şöyle medya, şöyle inner diyelim, içteki medya şöyle temsil etsin ve gelip buradan bir klası alalım. Ve buradan şöyle margin left 0 diyelim ve margin right 0 diyelim. Ve gelip sayfayı yenileyelim. Bakın bu şekilde biraz daha güzel oldu. Ve alttaki yazıyı biraz daha şöyle azaltabiliriz. Biraz daha güzel gözüksün. Şöyle yapalım. Şöyle sayfayı yenileyelim. Evet. Peki son olarak buna uygulanan paddingleri de alabilirsiniz. Biraz daha sola ve sağa yanaştırmak için. Peki bu şekilde medya objelerini Flexbox yardımıyla kolay bir şekilde oluşturduk ve kolonları sıralama yardımıyla resmi hemen sağa alabildik. Flexbox gerçekten işimizi kolaylaştırıyor. Bu dersimizde Flexbox kullanarak bir layout uygulaması yapalım. Yapacak olduğumuz uygulama şu şekilde gayet basit bir layout uygulaması. Şimdi uygulamada header, nav kısmı olacak ve alt taraftaki main kısmında kolonu ikiye böleceğiz. Tabii ki Flexbox kullanacağız bu aşamada. Yani şu kısım main kısmı içerisindeki iki tane divi haline getirmek için bir Flexbox ve yukarıda bir nav var. Tabii ki nav barda bir Flexbox kullanımı olacak ve tarayıcı küçülttüğüm zaman 800 pikselin altına geldiğimiz anda buradaki divler alt alta gelecek ve navler de bu şekilde alt alta gelecek. Peki bu uygulamayı beraberce yapalım. Şimdi ilk olarak şöyle bir ünlem ve tab tuşuna basalım ve şöyle flex uygulaması yazalım. Ve ilk başta şöyle bir header kısmı olsun. Şöyle header diyelim ve içerisine şöyle basit bir text yazalım. Şöyle iki kelimelik. Ve şöyle altında bir p etiketi ve lorem 3 kelimelik bir içerik olsun. Burada önemli olan sitenin tasarım güzelliği değil. Burada sadece tasarım Flexbox ile yapıyor olmamız önemli. Dolayısıyla basit bir şekilde içerikleri hızlıca oluşturuyorum. Şöyle A etiketinden şöyle 3 tane oluşturalım ve şunun teksti de şöyle link olsun. Ve sonuna bir dolar işareti ekleyelim ve bundan çarpı 4 diyelim. Ve bu şekilde dolar işareti 1, 2, 3, 4 sayısını eklemekte bize faydalı olacak. Ve burada da link teksti direkt karşımıza gelecek. Bu şekilde şunları şöyle boş oluşturalım. Peki şimdi header ve navbar kısmımız bu şekilde tamam. İki kısım ve alt kısımda şimdi bir tane main kısmı oluşturacağız. Ve main de burada ikiye böleceğiz. Şimdi gelip şöyle ds main diyelim. Ve main içerisine şöyle sidebar diyelim. Hani sol taraftaki ya da sağ taraftaki menü kısmı için kullanacağım bunu. Ve daha sonra şöyle content kısmı içerisinde ise şöyle site içeriği gelecek. Şimdi şuraya bir tane box div oluşturalım. Şöyle box diyelim. Ve box içerisine şöyle bir h2 etiketi. Şöyle lorem 2 kelimelik olacak. Ve şöyle bir tane div oluşturacağım. Ve divin şöyle ph isminde bir tane klası olacak ve buradaki div arka zemini gri olan bir resmi temsil edecek bu şekilde. Sadece arka zeminini vereceğiz ve biz şuradan burada bir yükseklik verip bu yüksekliğe göre şöyle resimler oluşturuyoruz. Yani şurada işte yüksekte 200 piksel olan ya da gelip şurada 50 piksel olan sanki burada bir resim varmış gibi bir yer tutacak burada. Bir placeholder olacak. Ve şu sidebar'ın içerisindeki şu resmi oluşturacağımız için gelip şurada ben direkt şöyle stil, şöyle yüksekliği, şöyle 200 piksel olsun burada. Peki altına bir P etiketi ve şöyle lorem 15 kelimelik bir içerik gelsin. Ve bu içeriklerden şöyle aşağıya doğru content kısmına dalacağım. Şöyle bir, iki tane olsun. Ve şu header kısmındaki şu alttaki PH'ları da şöyle ekleyelim. Şunlardan şöyle şunun altına, box'ın altına
Şöyle 1, 2, 3 tane olacak ve her bir tanesi burada 50 piksel olacak. Şöyle 50 piksel. Peki bu haliyle hiçbir CSS yazmadan görüntümüz bu şekilde. Ve gidelim şimdi biz bunlara CSS'lerimizi yazalım. Şöyle stil diyelim. Ve ilk başta şöyle margin ve padding'i şöyle sıfırlayalım. Ve şöyle box sizing border box. Ve gelip şuradan header kısmını oluşturalım. Header için şöyle padding'i şöyle 30 piksel. Şöyle text align'ı şöyle center. Ve şöyle background color ise şöyle golden rot olacak. Ve üstündeki yazılar ise şöyle beyaz olsun. Ve baktığımızda 30 piksel padding'e sahip olan şu şekilde bir içeriğimiz şurada oluşuyor. Şimdi gelip navbar kısmını oluşturalım. Şöyle navbar diyelim. Ve burada bir background color'ımız olsun. Şöyle siyah bir renk. Ve her navbar altındaki her bir A etiketine şöyle bir color ekleyelim. Şöyle link renkleri FFF yani beyaz olsun. Şöyle bir padding değeri olsun. 14 piksele şöyle 20 piksel. Ve text decoration şöyle none diyelim. Ve aynı şekilde text align şöyle center yapalım. Ve gelip sayfayı yenilediğimizde bu şekilde bir görüntüye sahip olduk. Ve baktığımızda burada yüksekliğin kısa oldu. Çünkü burada uyguladığımız padding değerlerini etkilemediğini, şurada uygulanan A etiketten uygulanan paddinglerin etkilemediğini görüyoruz. Çünkü A etiketi şu anda inline etiket ve üstten alttan bir padding değeri veremiyoruz. Dolayısıyla bunu ya inline blok ya da blok etiketi yaparsanız bunlar padding'den etkilenirler. Ancak biz bunu yapmak yerine gelip şuradaki navbar'a şöyle display flex diyelim ve navbar bir flex container olsun ve sayfayı yenileyelim ve bu şekilde bir görüntüyü alalım. Yani flex container içerisindeki her bir eleman bu şekilde varsayılan olarak row görüntüsüne gelecek ve yan yana bunlar gelecek ve sanki bunları blok ya da inline blok yapmış gibi bu şekilde padding'i üstten alttan etkilemiş oldu. Şimdi gelelim linklerin üzerine geldiğimiz zaman şöyle ne var altındaki A'ya şöyle hover olduğumuz zaman şöyle background color'ı şöyle olsun ve yazı ise şöyle siyah bir renk olsun. Sayfayı yenileyelim. Üzerine geldiğimiz zaman bakın bu şekilde linklerimiz hazır. Şimdi ise menü kısmını sol tarafa ve diğer content kısmını sağ tarafa alalım ve kolonların sıralamasıyla da daha sonra oynayalım. Dolayısıyla gelip burada main divi içerisinde bakın main divi içerisinde sidebar ve content var. Buradaki divleri arttırabilirsiniz. Yani ben main divini şu anda ikiye böldüm. Siz bunu üçe de bölebilirsiniz. Şimdi ben bunu gelip şuraya geliyorum. Herhangi bir float kullanmama gerek yok. Main kısmını şöyle display flex yapıyorum. Ve içerisindeki sidebar ve content divleri bu şekilde yayına gelecek. Ve tabii ki bunların şöyle kapsamlarını görmek için arka planlarını işaretleyelim. Örneğin background color verelim. Şöyle gelip F1 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 deyip gri bir renk oluşturalım. Ve main divinin %25'ini sidebar'a verelim. Dolayısıyla flex bases özelliğine ya da gelip direkt flex yazdığınızda şöyle %25 verebiliyorsunuz. Bunun başlangıç değeri satırın %25 olacak. Grow ve shrink özelliklerini varsayım olarak bırakıyorum. Sadece %25 yazdığımda flex'e bu genişlik olduğu için %25 bunun base'e geldiğini göreceğiz. Ve gelip şöyle content diyelim ve burada da şöyle flex %75 diyelim. Ve bunlara şöyle padding değerleri verelim. Şöyle 20 piksel. Ve aynı değeri buraya da gelsin. Ve şunu kaydedip gelip şuradan sayfayı yenilediğimizde bakın gri kısım %25'lik kısmı alır ve %75'lik kısmı ise sağ taraftaki içerik alır. Şuradan incele diyelim. Ve gelip buradan sidebar'a baktığımızda bakın flex özelliğinin bakın flex base'e geldiğini ve grow ve shrink'in varsayılan değerde yani bir değerinde kaldığını da görüyoruz. Peki şimdi gelip placeholder sınıfını şurada dolduralım. Gelip şurada placeholder diyelim. Ve şurada background color'ına şöyle bir renk verelim. Ve bunun genişliği şöyle satırı kaplasın. Ve bir şöyle padding olsun. Şöyle 20 piksel diyelim. Ve şöyle margin top olsun. Örneğin 10 piksel.
Bunları diyelim ve gelip sayfayı yenilediğimizde bakın bu şekilde içeriklerimiz gelir. Ancak şuradaki 50 piksellik olan içerikleri biz header kısmına almamız gerekiyor. Onları yanlış yere eklemişiz. Şöyle content kısmındaki şunları alalım. Ve şöyle header'daki box'ın altına şöyle ekleyelim. Sayfayı yenileyelim. Bunlar buraya gelsin ve içeriklerimiz sağ tarafta olsun. Ve şimdi bu header kısmı sağ tarafa alalım. Sol tarafta content kısmı ve sağ tarafta header kısmı olsun istiyorum. Sidebar kısmı olsun istiyorum. Dolayısıyla burada yapmanız gereken order işlemi. Yani buradaki kolonları main flex'i içerisinde, flex container içerisinde sıralayabiliyorsunuz. Dolayısıyla gelelim. Örneğin şuradaki header kısmına gelelim. Sidebar kısmına gelelim. Ve burada order'ı varsayılan olarak 0 geliyor hatırlarsınız. Dolayısıyla bizim eklediğimiz sırada bunlar gözüküyordu. Ancak ben 0'dan büyük bir değer verdiğim zaman hani main kısmı içerisindeki ne yapacak? Content 0'da kalacak order'ı. Sidebar 1 olduğu için sidebar sağ tarafa gelecek. Sayfayı yenilediğimizde bakın direkt sağ tarafa aldık. Bu kadar kolay. Şuradaki box divleri için şöyle margin değerleri verelim. Ve bunlar aşağıya gelsin biraz. Şöyle margin bottom. Şöyle 20 piksel diyelim. Ve box divleri aşağıdan bu şekilde biraz mesafeye sahip olsun. Ve aynı şekilde P etiketleri için de şöyle varsayılan bir değer oluşturalım. Şöyle margin 10 piksele şöyle 0 diyelim. Ve sayfayı yenilediğimiz zaman şöyle P etiketlerin üstten alttan bir boşlukları olsun. Ve son olarak footer kısmını halledelim ve daha sonra uygulamayı responsive yapalım. Yani 800 pikselin altına düştüğümüz zaman mobil görüntüsüne gelsin. Şöyle footer kısmına ulaşalım ve background color'ına şöyle bir renk verelim. Ve şöyle bir padding uygulayalım. Şöyle 20 piksel olsun. Ve text align şöyle center diyelim. Ve şimdi en aşağı geliyoruz. Şurada media şöyle screen şöyle end max width'i şöyle 700 piksel ya da 800 piksel fark etmez. Tarayıcı maksimum 700 pikselde olduğu zaman yani 700 pikselin aşağısında olmasını istediğimiz işlemler neler? Biz şuradaki navbar linkleri için bir konteyner oluşturduk. Konteyner varsayılan olarak row görüntüsünde ve aynı şekilde main flex'i içerisindeki divlerde row görüntüsünde. Ben 700 piksele indiğim zaman bunların ikisinin de alt alta gelmesini istiyorum. Dolayısıyla yapmam gereken şöyle main için virgül nokta şöyle navbar için iki tane flex container için yapmamız gereken şöyle flex direction'ını kolon yapmak. Bunları yapalım. Gelelim şöyle sayfayı yenileyelim. Ve 700 pikselin altına inelim. Bakın altına indiğim zaman navler bu şekilde, nav linkler bu şekilde geldi ve alttaki kısımlar da bu şekilde oluştu. Peki responsive olarak aşağı indiği zaman content kısmı üstte ne yaptı? Buradaki header kısmı da aşağıya geldi. Ben bu şekilde aşağı indikten sonra da örneğin sidebar'a gelip bunun order'ını -1 yapmış olsam 700 pikselin altında ne yapacak? Sidebar bu şekilde üstte olacak. Tabii ki şu şöyle diyez olacak. Ve sayfayı yenileyelim. Bakın header kısmı bu sefer üste geldi ve content kısmı aşağıdaki kaldı. Yani tarayıcıyı büyüttüğümüz zaman bakın bu şekilde olacak. Sağ tarafta gelecek. Ancak tarayıcıyı küçülttüğümüz zaman herhangi bir order ile oynamadığımız zaman sidebar kısmı altta oluyor. Ancak biz bunun order'ına -1 dediğimiz için ne yapacak? Üst tarafa gelecek. Peki Flexbox ile işlerimiz gerçekten basit. Burada herhangi bir float işlemi yapmamıza gerek kalmadı. Float'tan dolayı bir clear işlemine gerek kalmadı. Tabii ki öteki yöntemlerde de yapabiliriz. Ancak Flexbox ile işler biraz daha basit oluyor.